Hi guys, let's start with English lesson and open your student's book, 66 page, and let's start room 133 and başlayalım arkadaşlar. Reading and listening. Do you believe in ghosts? Hayallere inanır mısınız? According to me, I think. Böyle başlayabilirim. I think, I believe, I don't believe ghosts. Hayaletlere inanmıyorum. Are there buildings in your town still that people think are haunted? Haunt, do you remember haunt? Ağlamakta karıştırmıyoruz arkadaşlar. Burada bir dadanmak diyebiliriz. Hani tam öz Türkçesi. Sizin şehrinizde, binalarınızda insanların başka bir varlıklar tarafından dadandığını ya da girdiğini düşünüyor musunuz? Ziyaret ettiğini, visited gibi de kullanabiliriz haunt'ı. Neyle karıştırmıyorduk gençler? Haunt, different meaning. Haunt is the meaning in Turkish, ağlamak. And haunt ise ziyaret etmek anlamında burada kullanabiliriz. And read the newspaper article about the Lancome Hotel and the London. Evet, Lancome diye bir otel var gençler. Londra'da bununla ilgili bir hikaye. Bir aslında gazete makalesi diyoruz değil mi? Newspaper. Article, newspaper article, bir gazete makalesi. The Lancome in the hotel in London with a partner answer question first between 50. Birden 5'e kadar sorularımız var. Bunları makale üzerinden cevaplamamızı istiyor. Okay, I show you this article. Makalemize gelelim. Would you like to stay in room 333? Siz 333 numaralı odada kalır mıydınız? This is the subtitle. Bizim ana başlığımız bu. Britain is well known for having houses and hotels with ghosts. But did you know there was a one in central London? Okay, let's start. The Lancome is the famous London hotel situated between Hyde Park in the Regent's Park and opposite the BBC. Lancome, a famous London, and ünlü. Lancome ünlü bir oteldir. Between Hyde Park, Regent's Park and opposite BBC, BBC'nin karşısında ve Regent's Park'ın arasında konumlanan ünlü bir oteldir. And other sentence, past the sentence, diğer cümleye geçiyorum. The hotel was built in the 1865. O otel 1865'te inşa edilmiştir. And has 18 rooms, 380 odaya sahiptir. Okay, go on to translate. And in the past, many famous people stayed at it. Birçok ünlü kişi bu otelde bulunmuştur. Including the Duke of Windsor, Third Napoleon, and the Irish writer, and Oscar Wilde. Evet, bu otelde kalanlar arasında Doug Winster, Napolyon ve Oscar Wilde de vardır. Including gençler içeren anlamında kullanılır ve şimdi bu otelde bunları kaldı birçok kişi söylerken biz burada including ile aslında ne yapıyoruz gençler? Bir relative clause'umuzu oluşturuyoruz. Bu yüzden ing alıyor. Okay, go on and Sir Arthur Conan Doyle, who wrote the Sherlock Holmes stories. Okay,
I see this sentence, two sentence, main sentence and relative sentence. İki cümleden oluşuyor gençler. Hem gramatik olarak inceleyelim hem de mana olarak inceleyelim. Article'ımızdaki metni. Arthur Conan Doyle, kim bu, hangi Arthur? Sherlock Holmes hikayelerini yazan Arthur Conan Doyle also stayed there. O da burada kaldı. And go on, devam ediyorum. Alarcon appears in some of studies. Birçok hikayede de belirttiği Longcomb, birçok hikayede de belirttiği Longcomb olan bu otelde de Arthur Conan Doyle kaldı şeklinde söyleyebilirim. And go on, other sentence past. More recently. Okay, recently son zamanlarda, more recently ise yakın bir zamanda. More recently yakın bir zamanda. The hotel appeared in James Bond film Golden Eye. Ve bir James Bond filmi çekilen otel de buradaydı. Filmin ismi ne arkadaşlar? Golden Eye. Okay, the other article, go on. The other has reputation of being haunted. Reputation, ün, nam, şöhret, being haunted. Burada haunted nasıl kullanabiliriz gençler? Ziyaret etmek anlamı vardı. Ama buradan daha çok akıldan çıkmamak. Akıldan çıkmamak anlamında, yani ikinci manasında kullanılmış. Lankım bir yüne sahipti. Nasıl bir yüne arkadaşlar? Akıllardan çıkmayan bir yüne sahipti. Özellikle, especially, özellikle 333. odası. People say the hotel has several ghosts. İnsanlar söylüyor ki birçok hayalet var. Including a Victorian doctor who murdered his wife and then killed himself. Onun eşini ve daha sonrasında da kendisini öldüren Doktor Victoria'da bulunduğu birçok hayalete sahip olduğunu insanlar söyler. And this murder and kill de olabilirdi değil mi arkadaşlar? Ama kill, die ya da murder arasındaki farklardan biri de murder, bir cinayet işlenmişse ölmek anlamında, bir cinayetse eğer ki murder fiilimi kullanıyorum. This is a verb. And this go on, he appears on the third floor. O üçüncü katta, third floor, üçüncü katta göründü. And in room 333 ve 333. odadaydı. A well-known. Well-known çok iyi bilinen demek. İkinci anlamına a second meaning is ünlü arkadaşlar in Turkish. BBC gazetesinin ünlü gazetecisi 1973'te suddenly aniden uyandı in the night, gecenin bir yarısı, and saw the shape of man wearing Victorian shape of bir adam kılığında. Nasıl bir adam arkadaşlar? Devam ediyorum. Ona doğru süzülen akşam elbisesiyle, yani bir gece elbisesiyle Victoria'yı giyinmiş bir halde gördü arkadaşlar. The journalist get up the rain. The journalist, gazeteci kalktı ve koştu. And other ghosts, diğer hayaletler, ghosts, diğer hayaletler, also like room 333 odadaki gibilerdi. A German prince arkadaşlar, bir Alman prensi. Hangi Alman prensi? Okay, relative close, this relative close, and stay here.
this relative clause. And pencereden, dördüncü katın penceresinden atlayan Alman prensi kapıya doğru yürüdü. Through'e doğru, through the wall, through the door, through the me, bana doğru, kapıya doğru, duvara doğru derken söylüyorum. And this go on an early morning, sabaha karşı kapıya doğru yürüdü. And another goes, moves ve diğer hayaletler move, hareket etmek, the bed, yatağa doğru hareket ettiler. Ne zaman arkadaşlar? When the guests are asleep. Misafirler, guests, misafirler uykulu olduğunda hayaletler yatağa doğru ilerledi. Okay, when the English cricket spor alanında ve ne arkadaşlar? Bir de cırcır böceği anlamı var. İki anlamda. İngiliz kriket takımı stayed at otelde kaldığında players reported that some very strange things happened during the night. Okay. İngiliz takımı otelde kaldıklarında benim yan cümlem. Daha sonra devam ediyorum. Players reported. Belirttiler, söylediler, raporladılar. Some very strange things. Strange thing. Did you watch Strange Things episode? Siz aslında bu diziyi de biliyorsunuz. Tuhaf şeyler diye çeviriyoruz. Bazı tuhaf şeyler olduğunu vurguladılar, söylediler, belirttiler, rapor ettiler. Reported. No, ne zaman gençler? During the night. Gece boyunca bazı tuhaf şeylerin yaşandığını rapor ettiler. And go on, one of the players told the Daily Mail newspaper, and the Arjun is writing newspaper. Ne yapar arkadaşlar? Gazeteciler gazete yazar. Newspaper, gazete. Oyunculardan biri, one of players, oyunculardan biri told, dedi. Ne söyledi arkadaşlar? Gazeteye söyledi. It was very hot in room. Odada çok sıcaktı. Oda çok sıcaktı. And couldn't sleep. Uyuyamadık. Suddenly, aniden is the verb, adverb for me. Aniden musluklar. Neredeki musluklar arkadaşlar? Bedroom, banyodaki musluklar. Turn on, açıldı. Turn on, kapatmak. I turned the lights, and the taps turned off. Işıkları açtım ve musluklar geri kapandı. Then, when I turned the lights off, daha sonra ben ışıkları geri kapattığımda, the taps turned on again. Ne olmuş arkadaşlar? Yeniden bu olay yaşanmış. Yani ışıkları kapattığında ise tekrardan musluklar açılmış. It was very strange. Strange is meaning. I said that again before. Tuhaf. Bu çok tuhaftı. Okay. And listen this article. I delayed for writing. Okay. And listen to guests at the hotel. Did they see a ghost? 8.19. 1. We stayed at the Langham for 2 nights. It's a wonderful place, a very elegant, very English hotel. The service, atmosphere, and room were excellent, and we really enjoyed our stay. But we had a very strange experience. On the first night, we woke up at about 5:30. There was a strange noise outside our door. It was like somebody was scratching the door with their fingers. To tell you the truth, we were a little bit frightened. Then we thought that probably it was other guests coming back late from a party. Maybe they were drunk or something,
and we went back to sleep. But the second night, exactly the same thing happened. So we just thought, strange, maybe it's because it's an old hotel. But when we got home, we told the story to a friend, and he told us that the Langham is haunted. We looked on the internet, and we read that people say that room 333 has a ghost. And our room was 332, the next room. We sent an email to the Langham and told them about it, and they sent us some really interesting information about the ghost stories. We'd really like to stay in this fantastic hotel again, but maybe not in room 333. Two. I stayed at the Langham in November last year with my husband. It's a beautiful hotel with a wonderful location. It's between Hyde Park and Regent's Park. We were in a room on the second floor. We knew that people said there were ghosts, and we knew about room 333, but we weren't worried at all. We had a nice meal in the hotel restaurant, and then we went to bed. But in the middle of the night, about 3 in the morning, we suddenly woke up and we could hear loud noises from the room above us. They were really loud noises, like people were moving the bed or moving a heavy chair. Anyway, after 2 or 3 minutes, the noises stopped and we went back to sleep. There weren't any more strange noises, and we slept for the rest of the night. The next morning, we went to reception and said, "We slept really badly last night. The people in the room above us made a terrible noise." The man at reception asked for our room number and said, "Let me check." He looked on the computer and he said, "The room above you is empty, madam." So I said, "Are you sure?" And he said, "Yes, madam, the room above yours is room 333. There wasn't anybody in that room last night." We checked out of the hotel the same morning. Never again. Okay, and listen, the C parts. C kısmını dinledim arkadaşlar. Ve bana bir hikaye anlatı. Tell me about this history, a different history, and C. C kısmını dinledik arkadaşlar. Two guests at this hotel, did they see a ghost? I listened all the story, bütün hikayeyi dinledim. But I didn't hear they see a ghost, and they didn't see a ghost. Onlar bir hikaye, bir hayalet görmediler, değil mi? They didn't see a ghost diye söyleyebilirim. Okay, and B, C'ye geçtim arkadaşlar çünkü B'yi biraz daha uzun sürdüğü için daha sonra ya atalım dedim. Hikayemizi dinledik. You stop, firstly you stop this video and again listen. Okay, each listening you make it. Her dinlemede bunu yapın arkadaşlar. Her dinlemeyi açtığımda durdurun ve siz tekrar geriye alıp dinleyebilirsiniz. Back the video and listen carefully. Okay, go on and this lesson B. Tekrar B kısmından devam ederiz arkadaşlar diğer dersimizde.